Sosyal hayatta herkesin bir statüsü var. Mesela biz sizle bir program yapıyoruz. Ben size hocam diye hitap ediyorum. Efendim siz Burak Bey diye hitap ediyorsunuz. Öğretmenlerimiz var. İsmiyle hitap etmiyoruz. Ana babamıza direkt böyle ismiyle hitap etmiyoruz. Yani bir edep gözetiyoruz, adap gözetiyoruz. Efendim bir müdürün yanına girerken önümüzü ilikliyoruz. Ona da bir adap, edep gözetmeye gayret ediyoruz. Bugün İslamiyet'te edep konusunu işleyelim, arzu ettik. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın, diğer peygamberlerin, efendim İslam alimlerinin, yani bize dinimizi öğreten insanların da mutlaka isimlerini anarken bir edep gözetmemiz gerekiyor, değil mi? Yani böyle bir okul arkadaşımız gibi, bir asker arkadaşımız gibi hitap etmek oldukça kötü bir ifade olsa gerek. Şimdi Burak Bey, kitaplarda anlatırken mesela dedelerimizin el kitabı olarak bildikleri Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal diye meşhurdur. Muhammed bin Kutluddin İzdiki Hazretlerindir. Bu zat kitabında anlatırken Ahlaki Hamide diye, Ahlaki Hamide'nin beyanı diye bir başlık atmış. Ne demek o Ahlaki Hamide? Güzel huyların açıklaması. Orada bu zat diyor ki, ve dahi kişinin 72 kadar güzel huylar vardır. 72. Bunlardan bir tanesi edeptir diyor. O 72 güzel huydan bir tanesi edeptir. Hatta bir beyit var. Belki bizi izleyen ve dinleyenler rastlamışlardır. Edep bir tac imiş. Nur-i Hüda'dan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Giy o tacı, emin ol her beladan. Edep tacını giyersen bütün belalardan emin olursun. Özetlemiş o. Özetlemiş o. Şimdi Süleyman bin Ceza Hazretleri de Eyyühel Velik kitabında geçiyor. Orada da bir hadise anlatılıyor. Cebrail Aleyhisselam bir gün geliyor. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman önüne akıl, iman, haya üçünü de koyuyor. Cebrail Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a diyor ki Allah-u Teala bunu sana gönderdi. Şunu tercih etsin demedi. Bunlardan bir tanesini alacaksın. Hangisini alma konusu Cenab-ı Hakk'ın emri değil, senin tercihine bıraktı. Adem Aleyhisselam bakıyor, bakıyor, aklı tercih ediyor. Cebrail Aleyhisselam, imanla hayaya siz gidebilirsiniz diyor. İman diyor ki, Rabbim bana emretti, akıl neredeyse sen orada kal. Ben diyor gidemem. Akıl buradaysa Adem Aleyhisselam ben de kaldım orada diyor. Bu sefer hayaya diyor ki, sen git. O da diyor ki bana da Rabbim emretti. İman neredeyse sen orada kal. Böylece Hepsi tercihini kaldı. akılla kullanınca hepsini kullandı. Şimdi ama o kadar güzel özetlemişler ki bu Mızraklı İlmihali ve Eyyühel Veled kitabını yazan o iki zatı da benim yani gıpta ediyorum, imreniyorum. Niye? Çünkü öğrenmesi lazım olan şeyler ciltler dolusu kitabı şu parmak kalınlığında kitabın içerisine sığdırmışlar. O ilim ister. Öyle kolay iş değil. Ben de yapamam. Yapamazsın. Ben yapamam. Tamam mı? Ben yapamam. Onun için okudukça yani maşallah Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Onun için dedelerimizin el kitabıymış. Mesela Mızraklı İlmihali, Abdülhamit'in Cennet Mekan Hazretleri katır yükleriyle her tarafa ulaştırmış. Her tarafa. Yani en dağdaki ücra köye kadar ulaştırmış o kitabı. Yani her şeyi anlatıyor. O kitabı okuyup amel ettiğin zaman salih bir Müslüman olursun. Öyle bir kitap yani Mızraklı İlmihali. İşte bu İslam Ahlak kitabında Mızraklı İlmihali, Eyyühel Veled kitabı ikisi birleştirilmiş. Şimdi edep bir tacımış Nur-i Hida'dan. Giy o tacı emin ol her beladan. Bu önemli. Bu önemli. Peki o zaman edep nedir? Şimdi Burak Bey, edebin birçok tarifi yapılmış kitaplarda. Ehl-i Sünnet alimlerinin farklı farklı tarifleri ve tanımları var. Ben eğitim işten geldiğim için en çok hoşuma giden ve işi hülasası, özünü bildiren bir tarif var. Bunu da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bildirmişler, bir tarif yapmışlar. Buyuruyor ki edep haddini bilmektir. Tek bir cümle. Ama onun içerisine her şeyi koyabiliyorsun. Edep haddini bilmektir. Onun için de Allah-u Teala'ya karşı edep, Resulullah Efendimiz'e karşı edep, Eshab-ı Kiram Efendilerimize karşı edep, ana babaya karşı edep, Ehl-i Sünnet alimlerine karşı edep, ne bileyim komşuya karşı edep, herhangi bir ülkede yaşıyorsan o ülkenin devlet erkanına karşı edep, veya senin aynı şekilde çalışan çiftçiye karşı veya aynı şekilde ayağına kadar getiren nakliyeciye karşı, ne bileyim ekmeğini hazırlayıp pişiren fırıncıya karşı,
Veyahut da aynı şekilde markete senin için lazım olan her şeyi getirmiş. E parası ne soruyoruz? Ya parasıyla satıyor ama senin ayağına getirmiş. Girdiğin zaman peynirin de zeytinin de hepsini alıyorsun. Efendim pahalı veriyor. Pahalı ucuz. Ama netice itibariyle bir hizmet ediyor. Ona karşı da bir edep var mıdır? Var. Yolda giderken de var mıdır? Var. Şimdi siz bunu sorunca ben Milli Eğitim'den ayrılıp Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Türkiye Gazetesi'nin de orta sayfası bizim sayfa. Dini sayfadır o. Orada görev almıştık. Ya da görev verilmişti orada. Orada okuyuculardan gene mektuplar vardı. Şimdi mesela TGRT FM'de olduğu gibi hani din, İslam ve toplum programına halbine mailler, mektuplar falan. Mektup hala geliyor Burak Bey. Sen de TGRT FM'de çalıştığın için biliyorsun hala geliyor yani. Yani her ne kadar ama, teknoloji çağında olsak bile mektup çok güzel bir iletişim aracı. Hala ulaşıyor size. Bu mail adresleri falan şey yaptığı zaman yazıyordu işte tgrtfm.com.tr diye. Mektubun üzerine yazıyor. tgrtfm.com.tr. Geliyordu. Ama geliyor yine. Geliyordu bize. Şimdi orada gelen mektuplardan bir tanesi benim çok dikkatimi çekmişti. Seneler önce oldu. Bir de eğitimci olmam sebebiyle hemen dikkatimi çekmişti. Adam anlatıyor. Ben diyor doğma büyüyle İstanbul'un Gedikpaşa diye bir semti var. Beyazıt'ın altında. Gedikpaşalıyım ben dedi. Ben dedi her gün dedi işte Beyazıt Meydanı'na çıkıyorum dedi. Ama dedi kendini anlatıyor. Benim diyor ceket omuzda diyor. Ben diyor eve geldiğim zaman öksürdüğüm zaman kapı hemen açılır diyor. Hemen açılır. Çalmaya bile gerek yok yani. Tabii. Kapı çalmadan. Ve diyor ceket yere düşmez. Hanım hemen alır onu asar. Hemen onu alır asar. Yani diyor ve diyor ben Beyazıt Meydanı'na çıktığım zaman ceket omuzda diyor. Önümdekini hani benim önüm açık değilse diyor omuz vurarak çarparak gidiyorum. Böyleyim diyor. İşte o sırada da Türkiye Gazetesi bir hamle yaptı. Her tarafta şeyler yapıyordu. Slogan haline getirmiş olduğu reklam panolar asıyordu. Hı hı. O Beyazıt Meydanı'ndaki şeylerin üzerinde de vardı belki hatırlarsınız. Büfelerin üzerinde de vardı. Hı hı. Huzurluyum çünkü Türkiye Gazetesi okuyorum. Bu her tarafta slogan halinde huzurluyum Türkiye Gazetesi. Ben de her gün bakıyordum falan dedi. Huzurluyum Türkiye Gazetesi ya demiş. Gazetenin huzuru mu olur? Diyordum dedi. Çünkü dedi benim gözümde dedi. Cami ile kilise arasında fark yok dedi. O da taştan yapıyor. Ne farkı var diyordum. Diyordum dedi. Böyle düşünüyordum falan dedi. Ama dedi hatta dedi Türkiye Gazetesi'nin bir dağıtıcısı var. Her gün sabahleyin dedi bizim sokaktan geçer falan. Bazen dedim karşılaşıyoruz dedi. Karşılaşınca çocuk demiş ki abi sana bir gazete getir. Git dermiş dedi bana sen ne gazetesi getireceğim falan. Ama dedi bir gün merakımı yenemedim dedi. O çocuk da her gün karşılaştığı böyle teklif edince dedi. Ve her gün dedi Beyazıt Meydanı'na çıkıyorum dedi. Ondan sonra Sultanahmet'e gidiyorum. Orada da büyük büfe vardı. Orada da aynı gözüme çakılıyor. Şu gazeteyi bir alayım dedim dedi. Aldım dedi. Gazeteyi aldım dedi. Al sana dedi. Gittim öyle dedi. Şimdi bir sayfaya baktım. Tamam herkes her gazete kendine göre bir haberi sürmanşet yapar. Arkasına baktım spor haberi. Öyle bir diğer gazeteler de var. Ondan sonra iç sayfalarını böyle karıştırmaya başladım dedi. İşte gazetenin dedi yazarları var. Herkes her gazete kendi görüşüne, durumuna göre yazarları vardır. Onları şey yapıyor derken dedi o orta sayfaya gelmiş bizim sayfaya. Hı hı. Biz de o zaman dinleyici adıyla veriyorduk şeyleri. Dini menkıbeleri, dini yazıları. Müstakil öyle değildi. O şekilde veriyorduk. Yani küçük küçük de insanı sıkmayacak şekildeydi. Onlardan bir tanesini okuyor dikkatli çekiyor. Öbürsünü derken sayfanın tamamını okuyor. Hı hı. Diyor ki sayfanın tamamını okuyunca diyor ilk defa duyduğum şeylerle karşılaştım diyor. Ertesi gün gittim bir daha gazete aldım sabah erkenden diyor. Geldim diyor orayı açtım diyor. Okudum bitti diyor. Bir daha falan derken diyor artık diyor sizin o Türkiye Gazetesi'nin dağıtıcısını bekledim. Demiş bana abone, beni abone yap. Her gün demiş ama demiş erkenden ben erken kalkıyorum. Tamam abi demiş sen hangi saatte istesen ben getiririm sana. Maksadına da ulaşmış dağıtıcı arkadaşımız. Ve getiriyor dedi. Ama dedi ya erkenden getiriyor dedi. Bir saatte bitiriyorum ben onlar arkadaş dedi. Bitiriyorum falan. Ondan sonra baktım dedi orada kitap tavsiye ediyor. Tam İlmihal diyor dedi. Mektubat diyor dedi. İslam ahlakı diyor dedi falan. Bekledim dedi. O dağıtıcıyı yakaladım. Demiş bu kitaplar. Demiş abi bizim büromuzda var o kitaplar. Ben onlardan istiyorum dedim dedi. Ben onlardan istiyorum dedi. Ve getirdim kitapları dedi. Başladım okumaya. Okudukça kendimden tiksindim. Okudukça kendimden iğrendim. Okudukça. Ve dedi Türkiye Gazetesi vasıtasıyla o kitaplar beni evirdi, çevirdi. Adam şahıs kendi yazdığı için söylüyorum. Ben dedi şimdi Beyazıt Meydanı'na çıkınca dedi böyle gitmiyorum dedi. Yan gidiyorum kimseye dokunmuyorum. Kul hakkı olmasın kimsenin kalbini kırmayayım. Eve geldiğim zaman dedi anahtarım falan yoktu anahtarı yaptırdım dedi. Kapıyı sessizce açıyorum.
öksürmüyorum bile dedi. Hanımı aynı şekilde uykusundan uyandırıp da kul hakkı geçecek üzerime dedi. Ya dedi bu kitap dedi beni evirdi, çevirdi, mum haline getirdi. Halbuki kitap değil. İslamiyet o hale getirdi. İslamiyet o hale getirdi. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin buyurdukları gibi edep haddini bilmek. Bir de mesela anlatırken, bunları anlatırken iyi anlaşılması için Ehl-i Sünnet alimleri önce insanı tanıtıyor. İnsan iki tane görünmeyen varlıktan. Esas insan ruh demektir. Akıl, zeka ona aittir. Ölüm de bu beden ruhun dünyada kullandığı evidir bu. Bedeni terk ediyor. Buna ölüm diyoruz. Hatta İslam alimleri onu anlatırken de ölüm anlatırlarken mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Estağfirullah. Küllü nefsin zâikatil mevt. Sadakallahül azim. O ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki her nefis ölümü tadıcıdır. Tadıcıdır buyuruyor İslam alimleri. Ölmek yok olmak değildir buyuruyor. Ölmek. Hayat devam ediyor. Ama ya ahirete doğru gidiyor. Ama ahirete intikal ederken o ölümü tadıyor, o tarafa öyle geçiyor. Yok olmuyorsun. Onun için Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin bir sözü var. Ölmek yok olmak değildir. Bir odadan öbür odaya geçmektir. Bu yolculukta Allah-u Teala öyle takdir etmiş. O ölüm geçidine geliyorsun. Sana belli bir zaman veriyor. Orada her nefis ölümü tadacak. Yok olacak demiyor Allah-u Teala. Tadacak. Bu bir. İkincisi bir de mesela kitaplarda anlatılmış. Bu İslam alakında da saatte bir değil. Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. Hayvanatı, cemaatatı, insanı, cinleri, melekleri hepsini yaratmış. Ama insanın içinde iki tane varlık var. Birisi ruh, öbürüsü de sadece bu insan ve cinde var. Nefis diye bir varlık yaratmış Cenab-ı Hak. Bütün kötülüklerin deposu bu. Cehalet, inkar, isyan, her türlü şehvet, her türlü aynı şekilde kavga, fesat, kan dökme ne varsa bunda. Şimdi İslam alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala böyle dilemiş. Nefis bu vücudun tamamını işgal etmiş. Yani tabiri caizse hani şimdi pandemi döneminde efendim mikrop giriyor falan işte yok hastaneye kaldırıyor falan entübe oldu bilmem ne oldu hep duyuyorduk şey yapıyorduk ya. Bu da böyle bir mikrop. Girdiği zaman vücudun tamamını işgal etmiş. Peki ne yapıyor işgal edince? Kendisi zaten aynı şekilde fitne, fesat, kan döken aynı şekilde ihtiraslı bir varlık. Senin bu bedenindeki gözünü kendine göre harama baktırıyor. Kulağını haram dinlettiriyor. Elini vururum bak ha gebertirim seni. Dilini yalana, gıybete, suiza. Yani senin bütün organlarını kendi isteği doğrusunda kullanıyor. Onun için de mesela Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Buyuruyor ki bu nefsi ben kendime düşman olarak yarattım. Bir ömür boyu bununla mücadele edeceksiniz. İmtihanı kazanabilmek için. Bununla kızarsın. Şimdi nefs edepsiz bir varlık. Tamam mı? Edepsiz bir varlık. Onun yaptıklarının tersini yapmak suretiyle sen aynı şekilde ruhtaki özelliklere sahip olmaya başlıyorsun. Mesela evliya diyoruz. Yaptıkları ibadetlerle övünen bir evliyayı sen hayatlarını okurken rastladın mı? Tabii ki. Hatta yaptığı ibadetleri kerametleri bile utanıyorlar. Kendilerinin dışında meydana geliyor. Çünkü kendisini yaratanı ne kadar tanırsa mesela kitaplarda geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala'dan en çok kim korkar? En çok onu tanıyan korkar. Evet. Hakiki alimler korkar. Çünkü senin vücudunda, senin ruhunda, vücudundaki 30 trilyon hücrede hepsi ona ait. Senin hiçbir şeyin yok. Hatta Aziz Mahmudi Hazretlerine atfen naklediliyor. Ne verdiyse odur, ondan gayrı neyimiz var ifade diye buyuruyor. Ne verdiyse odur. Veren haktır, alan haktır. Veren haktır, alan haktır. Buradaki hak Allah-u Teala. Veren de, alan da Allah-u Teala'dır. Ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var? Özetlemiş Aziz Mahmud Dahi Hazretleri de. Dolayısıyla İslam alimleri nefsi tanıtıyorlar. Bu böyle bir varlık. Dolayısıyla bu Allah-u Teala'ya karşı isyan bayrağını çeken, inkar bayrağını çeken bir varlık. Senin bununla mücadele etmen gerekir. Sen kendi düşüncenle bununla mücadele edemezsin. Onun için Allah-u Teala reşide gönderiyor. İlahi dinleri gönderiyor. Bunları yerine getirmen gerekiyor. İşte orada Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin buyurdukları edep haddini bilmek. Yani sahibine karşı haddini bilmek. Allah-u Teala'ya karşı. Ne emrettiyse onu yapmak. Efendim bana göresi yok. O bana göre hepsi dedirtiyor.
Ona muhalefet çıkıyor. Yok, Rabbim ne dediyse o. Rabbimin gönderdiği Muhammed Aleyhisselam ne buyurduysa o. Muhammed Aleyhisselam'ın varisi olan Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında ne yazdıysa o. Benim görüşüm, düşüncem yok. Yemek yeme adabı. Ondan sonra ne bileyim yatağa yatma, yataktan kalkma, helaya girme, heladan çıkma, eve girme, evden çıkma, giyinme. Bütün bunlarda sınırları bildirmişler. Edep haddini bilmek. Allah-u Teala buyuruyor ki ben size dünyada rahat ve huzurlu olmanız için bir reçete gönderdim. Din gönderdim. Yemede, içmede, giyinmede, komşulukta, alışverişte bunlara riayet ederseniz. Yani Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın buyurduğu gibi haddini bilirsen, sınırı geçmezsen edepli olursun. Edepli olursun. E şimdi sana her şeyi verene, her şeyi verene nasıl hitap edersin? Çok özür dilerim, biraz kaba tavır. Getir lan şunları mı dersin? Senin yaşasın temin, hemen onu görecek kalkarsın. Buyurun efendim, hoş geldiniz efendim. Bir şey ikram edeyim falan filan. Öyle demez misin? Tabii. Bu edeptir ya. Öbürü ise edepsizliktir. O nefse tabidir. Cehalettir. Ondan sonra ne bileyim ben, bağnazlıktır, yobazlıktır, çirkinliktir yani. Nefse tabi oldum, bu çıkar. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine tabi olunca her şeyden önce Allah-u Teala'ya karşı edebe riayet edersin. Mesela kitaplarda anlatılıyor bu. Bir kimsenin edepli olduğu nereden aldın? Nerede daha çok açığa çıkar? Nerede çıkar? Çıkaramadım hocam. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki banyoda çıkar. Banyoda belli olur. Niye? Çünkü banyoya girince ya hayvan gibi aynı şekilde üzerindeki nefsini çıkartırsın, çırıçıplak banyo yaparsın veya Allah-u Teala'dan haya eder. Beni gören biri var dersin. Beni gören birisi var der. Nasılsa banyo yapıyorsun, hiç olmazsa kilotunu, şortunu çıkarmazsın. Banyonu yaparsın, havlunu alttan sonra da onu çıkarıverirsin. Orada belli olur buyuruyor. Çünkü orada onu insan olarak gören kimse yok. Beni ayıplayacak diye kimse yok. Eğer gerçekten edepliyse orada buna riayet eder buyuruyor. Yani gerçek edep aslında etrafında kimsenin olmadığı anda ona riayet etmek. Ona yani Allah-u Teala'nın emrine ittiba etmek. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emrine ittiba etmek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela bir yere girdiği şey yaptığı zaman böyle aa bu tablo nasılmış, bunu ne böyle koydun falan bakmazlarmış. Hep önüne bakarlarmış. Hatta Miraç hadisesinde işte Mekke'li müşrikler geldiler dediler ki Kudüs'e gittiğini söylüyorsun. Söyle bakalım dediler. Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı, kaç penceresi var? Orada bir ifade geçiyor bu hadisi anlatırken. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam edebinden bakmazdı. Evet. Cebrail Aleyhisselam o anda hani ekrandaki gibi bağlantı kuruldu, getirildi. Gördüm, saydım ve cevap verdim buyuruyor. Pencerelerinin kapılarını gördüm, saydım ve cevap verdim buyuruyor. Yani sahibimizin ismini anarken, yani bizi yaratan. Evet, kendi isminin Allah olduğunu bildirmiş. Esma-i Hüsna da var. Efendim siz şimdi bunu söyleyince bir insan bir yeri gezmeye gidiyor mesela, bir tatile gidiyor. Böyle dediğiniz gibi sağa bakıyor, sola bakıyor, şurası şöyleymiş, burayı böyle, burası böyleymiş. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani edebinden başını kaldırıp miraca gidiyor. Allah Teala onu yatağından kaldırıyor melek vasıtasıyla. O yolda bile edebinden başını kaldırmıyor. Başını kaldırmıyor. Yani o böyle yapıyorsa biz ne yapmamız lazım? Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki Rabbimizi, ismini zikrederken orada edep başlıyor. Kendi isminin Allah olduğunu bildirmiş Celle Şanuhu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl telaffuz etmiş? Nasıl hitap edilmesi gerekir? Rabbimizden nasıl bahsedilmesi gerekir? Onun için kitaplara geçmiş. Teala, Azze ve Cel, Azze Şanuhu. Bu kelimeleri Allah lafzıyla beraber telaffuz etmek vaciptir buyuruyor. Vaciptir. Onun için de mesela Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki dili Allahü Teala, o Teala ile beraber söylemeye alıştırmalı. Bu edeptir. Allahu Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala buyuruyor ki levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Bu hitaba muhatap olmuş. Yani Allah-u Teala'nın en çok sevgilisi. Dolayısıyla buna hitap ederken ey peygamber işte gel buraya falan denmez. Edepsizliktir bu. Nefsine tabi olmaktır. Ya Peygamber Efendimiz ya Peygamberimiz Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber geldi, peygamber gitti. Asker arkadaşım, sen kimsin? Yani böyle konuşan, ister ilahiyatçı olsun, ister kadim kariyeri olsun, ister sakalı olsun, cübbesi olsun, ne olursa olsun, bu şekilde böyle konuşuyorsa bu kimse edepsizdir. Ve bu Mektubat kitabının sahibi İmam-ı Rabbani Hazretleri bir şey naklediyor. Kendi yolunun büyüklerinden, Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri'nin bir sözünü naklediyor. Ondan sonra da kendi sözü var. Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari Hazretleri buyuruyor ki, yani bu yolun, Allah-u Teala'ya giden yolun, İslamiyet'in
Başı edeptir. Ortası edeptir. Sonu edeptir. Ya yani edeple başlıyor, edeple devam ediyor, edeple bitiyor. Ve bu zat da buyuruyor ki bir edep olan, ne demek o bir edep olan? Edepsiz olan Allah'tan rızasına kavuşamaz buyuruyor. Allah'tan rızasına kavuşamaz. Şimdi siz sordunuz ki bu çok geniş bir konu. Yani hangi konularda edebe riayet edeceksin? Hangi konularda edebe riayet edeceksin? Şimdi Cenab-ı Hak iman eden bir kuluna günde 5 vakit namaz kılmayı emretmiş değil mi? Edepli olan kimse o 5 vakit içerisinde abdesti yoksa vakit girer girmez hemen edebinden hemen abdestini alır ve Rabbimin emridir diye seve seve o 5 vakit namazı kılar. Bu edeptir. Çünkü senin sana her türlü nimeti veren, sana bir emir vermişsen onu yapmıyorsun. Peki olur hocam, ben not almıştım. Tam da yeri geldi. Tabii ki çok geniş bir konu. Belki birkaç program işlenebilecek bir şey ama namazı kılmak bir edep. Çünkü Rabbinin emri. Peki bu namazı kılarken nasıl davranması gerekiyor? Giyimi, kuşamı, bakışı? Kılarken de aynı şekilde. Kur'an-ı Kerim'de temiz elbiseleriniz buyuruyor. Temiz elbiseleriniz. Tabii hemen hatıra gelebilir. Efendim pijamayla namaz kılın. Kılınır. Temiz olmak aynı şartıyla kılınır. Ancak herkesin huzuruna çıkamayacak bir elbiseyle Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmaz. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkılmaz. Mesela şu Hüccetül İslam ilmihalinde namazın edepleri anlatılırken buyuruyor ki diyelim ki bir yelek mi var evde sırtında veya da ceket mi var? Ceketin düğmesini ilikleyeceksin buyuruyor. Çünkü altında bir soru var. Kimin huzuruna çıkıyorsun? Kimin huzuruna çıkıyorsun? Eğer sen o edebi gözetmezsen bak bir şey anlatılıyor. Şu Saadet-i Ebediye de var. Osmanlı döneminde 15. veya 16. asırda falan yaşamış. Beykoz'da Sıbyan Mektebi muallimi. Yani ilkokul mektebi. Öğretmeni, muallimi. Bunun bir talebesi var. 9-10 yaşlarında. İsmi de Muhammed. Bir gün bu çocuk kendi mahallesinde oynarken bak bir şeylerde yaşlı birisi geliyor. Sokağın yani caddenin öbür tarafına geçecekmiş. Bakmış onu görünce beklemiş. O gelen zat fark etmiş bu çocuğun kendisini beklediğini. Geliyor diyor ki evladım ben uzaktaydım. Geçebilirdin. Efendim diyor bize öyle öğretmediler. Yaşlı birisi geliyorsa bekleriz. O geçer ondan sonra biz geçeriz. Edeptir bu biliyor musun? Meğer gelen evliya bir zatmış. Çocuk 9-10 yaşında sabi. Daha nefis devreye girmemiş. Sabi. Allah-u Teala evliya kuluna hani şimdi biz bilgisayarlarda 1000 sayfalık kitabı birden karşı tarafa aynı şekilde maille gönderebiliyoruz ya. Gönderebiliyoruz yani alet edevatla. Allah-u Teala peygamberleri ve sonra onun varislerine kendi kalbindeki o gizli sırları, edepleri bu şekilde böyle şak diye gönderebiliyor. Çocuk da sabi olduğu için kendi kalbindekini çocuğa yüklüyor. Çocuk oluyor evliya. Gidiyor derse. O muallim Recep Efendi bir sual soruyor. Çocuk başlıyor anlatmaya ama Recep Efendi zaten aynı şekilde altyapısı müsait olduğu için çocuğun o haline aşık oluyor. Diyor ki kitap yazmış şiir. Nevhatül Uşşak ismi de. Nevhatül Uşşak kitabın ismi de. Diyor ki şeyler değişti. Önce ben muallimdim. Bu sefer diyor iş tersine de o benim muallimim, o benim mürşidim, o benim rehberim oldu. Ve çocuk 10 yaşında vefat ediyor. İşte o vefatından sonra o Nevhatül Uşşak kitabını yazmış. Yani ondaki o güzelliği görünce, O çocuk hangi sebepten kavuştu o işe? Edebe riayet etmesi suretiyle. Yani çünkü yaşlılarınıza hürmet ediniz. Bu dinin bildirdiği bir sınırdır. Hani herkes haddini bilmeli. Seyyid Abdülhakim Arvazet'in tarifi, haddini bilmeli. O edebe riayet ediyor. Neye kavuşuyor? Allah Teala sevgisine, muhabbetine kavuşuyor biliyor musun? Bir edebi riayet ettiği için. Bu ve benzeri hadiseler kitaplarda pek çoktur. Ve Allah Teala'nın da aynı şekilde çok hoşuna giden hallerden birisidir. Hatta geçenlerde bir şey naklettiydik. Menakıb-ı Cariyari Güzin'de anlatılan bir hadise. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri devlet başkanı halife-i müslimiki olmuş. Adam ömrü boyu işte düğünlerde şurada burada şarkı türkü söyleyerek çalgı çalarak geçimini temin ediyor. Yaşlanınca kimse çağırmıyor. Cepte de para yok. Kimseden bir şey isteyemiyor. Gelmiş Mescid-i Nebi'nin orada, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Mescid'in orada. Bakmış aç da Resulullah Efendimiz'i vesile ederek Ya Rabbi diyor.
Bana bir ömür verdin. Ama diyor ben bu ömrü çarçur ettim. Nefsime uydum. Ama diyor şimdi yaşlandım. Artık benim ne sesimi dinlemek isteyen var, ne sazımı dinlemek isteyen var. Kimse de çağırmıyor. Aç kaldım. Gidecek kapı yok. Ben diyor senin emrini dinlemedim. Sana isyan ettim. Ama senden başka da kapı yok. Bugüne kadarkiler için özür dilerim. Senden bekliyorum ya Rabbi. O anda bir uykusu geliyor. Sazını başının altına koyuyor, uyuyor. O anda da Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sünnet seniyesi diye kaylule yapmak için birazcık şey yapmış. O anda bir ses. Kalk dışarıda ağacın altında yatan salih bir kulumuz var. Onun ihtiyacını gör. Salih kul. Hemen uyanıyor falan. Çıkıyor. Bakıyor falan. Bir kişi var. Bir hurma ağacının altında. Ağaç altında yatan birisi var. Yaklaşıyor. Adamın kafasının altında saz var. Ya bana rüyada salih kimse dedi. Fasık. Falan. Ama diyor emir. Değiyor, şey yapıyor falan. Hazreti Ömer görünce heyecanlanma. Heyecanlanma diyor falan diyor. Sen kimsin, necisin falan. Anlatıyor. Diyor ki böyle böyleyim diyor. Ben böyle böyle yaptım. Ömrüm diyor hep diyor. Böyle günahla geçti. Ama diyor şimdi yaşlandım. Aç kaldım diyor. Hiçbir kapıya gidecek halim yok. Ben de diyor Peygamberimiz vesile ederek Allah-u Teala ya Rabbi senin kapından başka kapı yok. Senin kapına geldim. Bu Allah-u Teala'nın hoşuna gitmiş biliyor musun? Şimdi edep haddini bilmek ya. Efendim işte 60 yaşında öğrenmiş. Olsun. Allah-u Teala'nın hoşuna gidiyor. Haddini bildi. Bu kapıdan, benim kapımdan başka bir kapı olmadığını anladı. Onun günahlarını ben affettim. Sevgimi de kalbine verdim. Salih kul oldu. Sana ne, bana ne değil mi? Ya mümkene bakın değil mi? Hocam bir de Bişra Hafi Hazretleri'nin kıssası var. Onu da yeri gelmişken anlatabilir misiniz? O da bir edep vasıtasıyla evliya-i kiramlar oluyor değil mi? Meyhaneden çıkmıyor. Annesi Saliha bir hanım. Dua da ediyor. Tabi anası duası da almış falan. Demek ki meyhanede çıkmış. Sarhoş ve sallana sallana yağmur da yağmış. Çamurların arasında bir şey görmüş. Bak şöyle eğilmiş. Kağıt. Kağıdın üzerinde çamurla falan şey yapılmış. Allah-u Teala'nın ismi şerifi var. Aa demiş. Bu buraya layık değil. Onu orada almış. Güzelce temizlemiş. Ondan sonra hatta esanstan sürmüş ona. Duvara dahil çekildi. Çiviyle çakmış. Sonra da sarhoş olduğu için düşmüş, bayılmış, yatmış, uyumuş. O anda Allah-u Teala meleklerine buyuruyor ki bu bizim ismimizi yerde görmeye tahammül edemedi, dayanamadı. Rıza göstermedi. Biz de bunun ismini aziz ederiz. Yani o yaptığı şey. Yani Allah-u Teala'nın ismine hürmet etti, saygı gösterdi ama samimiyetle yaptı bunu. İnanarak yaptı. Allah-u Teala'nın hoşuna gitti. Ondan sonra ne oldu? Bişri Hafi Hazretleri oldu. Allah-u Teala sevgisini verdi. Bu ve benzeri şekilde birçok hadiseler vuku bulmuştur. Onun için de edep Allah-u Teala'nın emirlerine tayin ettiği hududa riayet etmektir. Hangi konuda? Evlilikte. Kadın kendisine verilen vazifeyi ve kocasına kendi üzerindeki haklarını. Bu bir sınırdır. Buna riayet edecek. Erkek aynı şekilde riayet edecek. Komşular aynı şekilde kitaplarda yazıyor. Ona riayet edecek. Bu edeptir. Aynı şehirde yaşıyorsun, köyde yaşıyorsun, mahallede yaşıyorsun. Belli sınırlar var. Konuşurken lanlununlu edepsizce değil. Lanlununlu değil. Zaten bunları anlayan bir kimse bunları ağzına alamaz. Böyle konuşamaz. Böyle konuşamaz. Bir hadise anlatırlar. Şimdi eskiden Osmanlı Sarayı'nda şehzadeler yetiştirilirken yani hani İstanbul Türkçesi diyorlar ya o saraydan yayılırmış. Önce o konuşmayı, oturmayı, kalkmayı o edebi yerleştiriyorlar onlara. Şimdi Beyoğlu'nda böyle kumarhaneler falan var. İşte bir şehzade dışarı birisiyle arkadaş olmuş. Zaman zaman çıkıyor falan. O namlu bir kumarbaz. Demişler ki çaylak bir şehzade geliyor buraya. Ne demişler? Onu demiş alıştırdık seni bir aynı şekilde onu bir soy soğana çevir. Tabii demiş. O sana neyse oturuyor şehzade o namlu kumarbaz da. Fakat o namlu kumarbazı yeniyor. Olsun o gittikten sonra demişler ya ne oldu? Şimdi sarayda o terbiyeyi aldığı için oradaki o argo kelimelerin hiçbirisini kullanmıyor. Kumar oynarken oynar mısınız efendim? Siz önce buyurur musunuz efendim? Yapar mısınız efendim? Söyler misiniz efendim? Alır mısınız efendim? Adamın kimyası buna uygun olmadığı için. Oyun da kuramıyor. Ya diyor, onun diyor edebi benim diyor aynı şekilde o kumar oyunlarımın hepsini bozdu diyor. Hepsini bozdu.
Şimdi tabii herkesin bir alıştığı şey var. Ama ben böyleyim değişme. Hayır. Değişeceksin. Ben böyleyim değişeceksin. Şimdi bir hadise daha anlatırlar da bir hükümdarın kızı işte bir yerden geçerken hani göçebe olan bu çingenelerden birisinin grubun lideri ne diyorlar ona çingenelerin başında onun kızını görmüş aşık olmuş. Hükümdardan iyice gidip bakmış ki oğlan şey yapıyor falan dönücü göndermiş. Dönücüler işte efendim işte hükümdar işte kendi mahdumuna sizin kerimenizi tezevvüç için talep ediyor falan deyince ya adam anlamıyor bunu da. Dert diyor ya git hadi falan bunları kovmuş. Şimdi hükümdar fırfır dolaşıyor diyor ki ne yapacağız falan bir vesile varmış. Demiş hükümdarım demiş ya sen bana izin ver. Ya demiş istedik vermedi sen bana izin ver vekalet ben isteyeyim diyor. Ondan dilini bilirim ben diyor. Olsa peki hadi git iste diyor. Daha çadırdan aynı şekilde sınırdan girerken işte çeri başı diyorlar. Ulan diyor bilmem nesi ne ettiğimin çeri başısı diyor. Bizim hükümdarın oğluna diyor senin kızı istemişler o sümüklü kızı niye vermedin lan diyor. Ya ağam diyor senin gibi böyle alsadıyla isteyen olmadı ki diyor. Senin gibi böyle diyor. Alsadıyla isteyen olmadı. Kibar kibar geldiler. Yani bu şekilde böyle şeyler de kitaplarda anlatılıyor. Yani olması lazım geleni anlatıyorlar. Ve yani olmaması gerekenleri de bildirmişler ve örnekleri de vermişler. Efendim bunu da tabii ki küçük yaşta aslında daha böyle bir şeyleri öğrenirken edebin çocuğa öğretilmesi de çok önemlidir. Çünkü biraz önce mesela Büşra Hafi Hazretleri'nin o kıssasını anlatmanızı istememin sebebi şu. Biz mesela bu kasetlerle, bu filmlerle büyüdük. Küçük yaşlarda bunu duyduk. Demek ki edep böyle bir şeymiş. Allah-u Teala'nın sevdiği bir şeymiş. Allah-u Teala'nın ismine hürmet edildiğinde böyle bir karşılık görülüyormuş gibi. Küçük yaşta çocukların bunları öğrenmesi lazım ki ilerleyen zamanda da hayatlarında da bu edebi yaşayabilsinler ve yaşatabilsinler. Gözünün içine bakıyorsun da şimdi ben babaannemler kuşakları onlar hal haline görerek öğrenmişler falan. Mesela bir evde anneye babaya nasıl hitap edilecek? Şimdi babişko diyorlar falan tamam mı? İyice şey yapıyor falan. Baba geldiği zaman, anne geldiği zaman yani herhangi bir şey olduğunda karı koca ona da riayet etmesi lazım. Birbirine çocukların yanında kavga etmemesi, gürültü etmemesi, o şeyi başka türlü halletmesi ve anne de babasının yanında çocuğun hatasını söylememesi lazım. Adam o anda ya ceza verecek veya da vermeyecek. Vermezse ya salla gitsin diyecek falan. Ondan sonra 200 olur. Annesine gider, başka türlü babasına gider. O çocukları öyle iyi amca yapan da anne baba olur. Orada ona dikkat etmesi gerekir. Evet. Ve abi abla varsa mesela anne baba ismiyle çağırır çocuğunu. O yaygındır. Mesela aile içerisinde. Çocuk da büyürken bakıyor ki annesi işte Zeynep diye çağırıyor mesela kızı. O da Zeynep demeye başlıyor. Hemen ona yaklaşıyorlar. Abla, abla. Onu yerleştiriyor. Onun ismine hitap etmesi uygun değil. Ona riayet edin. Hatta karı koca arasında bile aynı şekilde kadının kocasına ismiyle hitap etmesi uygun değil. Yanında saygı verdiğin bir kelime kullanması lazım. Ali Efendi demesi lazım, bey demesi lazım. Bir kelime kullanması lazım buyuruyor. Anladım efendim. Efendim kısa bir ara verelim. Sevgili izleyiciler sahur vakti kısa bir aranın ardından devam edecek efendim. Edepten bahsettik. Tabii kişilere edepten de bahsettik. İslam alimlerine, peygamberlere, Allah-u Teala'nın ismini anarken isimlere edepten bahsettik. Peki böyle mekanlara mesela Kabe-i Şerife, bulunduğumuz mekanlara, camiye bir edeple yaklaşma ya da nasıl davranacağımızla alakalı kurallar var mı? Bir de hemen ekleyeyim. Her Ramazan-ı Şerif ayındayız mesela. Bu aya da edepli davranmamız gerekiyor mu? Mesela oruç bir şekilde tutmayanlar olabilir. Açıktan yemek de bu edeple alakalı bir şey mi? Yemek ya da yememek. Şimdi hani konu çok uzun olması sebebiyle Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri hukuku ibad diye başlamış kul hakkını gözetmek diye. İşte kul hakkının en ana baba hakkı tatlı dili güler yüzlü yardımlarına koşmak onların gönüllerini kazanmak komşu hakkı ondan sonra hoca hakkı karı koca hakkı arkadaş hakkı sonra devlet hakkı kimseye yalan söylememeli hile yapmamalı ölçü aletlerini doğru kullan sıralamış bunları. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar birer ölçü. Bu sınırı geçtiğin zaman edepsiz oluyorsun. Bunlara riayet etmediğin zaman. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutma. Ondan sonra musafın üzerine başka bir şey koyma. Onu çalgılı veyahut da aynı şekilde haram işlenen yerlerde okuma. Ve
musiki perdelerine uydurarak okuma. Bunlara riayet edilmezse edepsizlik yapıyorsun Kur'an-ı Kerim'e. İşte Rubbe taliyyel anihul Kur'an, hadis-i şerifi devreye giriyor o zaman. Nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar var ki Allah-u Teala onlara lanet eder. Cami Allah-u Teala'nın evidir. Kabe hepsinin merkezidir. Dolayısıyla oraya giderken de edepli olmalı. Abdesti girmeli. Ve orada yan gelip yatmamalı. Ayağı kıbleye karşı uzatmamalı. Bunların hepsi edeptir. Camide dünya kelamı konuşmamalı. Konuşursan edepsiz olursun buyuruluyor. Ve camide dünya kelamı konuşana Allah-u Teala ve onun melekleri lanet eder buyuruluyor. Dolayısıyla hayatımızın tamamında var bu. Giyiminde de var, konuşmanda da var. Ondan sonra Allah-u Teala'nın mübarek kılmış olduğu mekanlarda edebini takınarak, yani Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket ederek edebini muhafaza etmen gerekiyor. Öbür türlüsü nefsine tabi olursun, edepsiz olursun. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Her konuda öyle mi? Her konuda siz öyle. Siz Kur'an-ı Kerim'e mesela edep göstermekle alakalı söyleyince aklıma geldi. Osman Gazi yani Kur'an-ı Kerim bulunan yerde yatmadı ve 600 yıllık bir mesela Bir devlet ihsan etti. Halbuki caizdi. Fıkıh kitaplarında mushaf yukarıdaysa, dolabın üstündeyse veya eskiden böyle dolap yoktu. Kerpiç evler, kerpiçle çiviyi çakıyor. O mushafın, Kur'an-ı Kerim'in sığacağı bezden kaplar yapılıyor. Onun kulpu doluyor, asılıyor oraya. Öyle yüksekteyse ayağını uzatıp yatabiliyorsun. İzin var. Ama o incesini düşündü. Daha da ileri gitti. Edebinde sınırları var tabii. O daha da incesini şey yaptı. Allah-u Teala da sen benim kelamıma böyle hürmet mi gösterdin? Ben de senin nesline aynı şekilde bir devlet ihsan ettim dedi. Hem de hiç kimseye nasip olmayan bir devlet verdi. Yani bak. Evet, şimdi mesela çocuklara isimler de takılıyor. Ahmet, Muhammed gibi, efendim İbrahim gibi, Osman gibi mesela. Böyle isimler de var, mübarek isimler var. Peki bu kişilere hitap ederken de gözetilecek bir edep var mı acaba? Mesela İbrahim'e İbo, Mehmet'e Memo, Hasan'a Haso demek edepsizliktir buyuruyor. Edepsizliktir. Çünkü o ismi hafife alıyorsun demektir. Ve bu isimleri kağıda yazdın, gazeteye yazdın. Hatta aynı şekilde ayakkabı imalatçısın. İçine yazdın. Kundura Mehmet diyorsun. Mehmet, Muhammed kelimesinin hafifletilmiş. Veya Kundura İbrahim yazıyorsun. Onun üstüne basmak da aynı şekilde edepsizliktir buyuruyor. Hakarettir buyuruyor. Çünkü İbrahim ismi İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Muhammed, Ahmet, Mahmut isimleri Peygamber Efendimiz'in isimlerindendir. Bu isimlere de hürmet etmek gerekiyor. Ya şimdi Burak Bey, ben çocukken benim babaannem okuyup yazma bilmezdi. Annem de bilmezdi. Ama yani hayatlarına nasıl girmiş? Böyle yazılı kağıt gördüğü zaman hemen alırdı. Yerde bırakmazdı onu. Boş kağıdı da aldığını gördüm. Bir gün dedim ki, nene dedim. Yazılı kağıdı anladım. Yazılı kağıdı. Orada mübarek bir isim vardır veya bir şey vardır. Onun için alıyorsun onları yerden. Boş kağıdı niye alıyorsun? Ya Burak Bey nasıl yerleştirmiştir onu? Oğlum dedi. O kağıda, boş kağıda mushaf yazılır ya dedi. Yani bu ne kağıt Allah-u Teala'nın kelamını yazmaya vesile olmaz sebebiyle kağıdın kendisine bile hürmet gösteriyor, saygı gösteriyor. Saygı gösteriyor. Şimdi edebe öyle riayet edersen o zaman onlar okuyup yazması olmasa bile, ha ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum ama benden fazla din bilgisi vardı. Çünkü hayatında yaşıyordu onu. Bizzat gösteriyordu. Ya bakıyorsun adam ilahiyat profesörü, ayak üstüne atıyor falan. Ondan sonra lanlı lunlu konuşuyor. Yani lanlı lunlu derken peygamber böyle dedi, Allah dedi ki, sanki asker arkadaşım dedi. Hele Eshab-ı Kiram'dan bahsederken Hazret kelimesi veya radıyallahu anh, Allah-u Teala ondan razı olsun, mutlak söylenmeli. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman veya Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Ali kelimallahu veçhe radıyallahu teala anh. Hürmet eden kelimelerden birisini söylüyorsa bir kimse, bu kimse edeplidir. Bu kimse bir şey söylediği zaman dinlenir. Ali geldi Ömer'e dedi ki, Ömer de Ebu Bekir'e dedi ki, edepsizin tekidir. Bu adam havada uçarken görsen de itibar edilmez. At çöpe gitsin. Adı, sanı, etiketi, kariyeri ne olursa olsun. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri bir edep olan vasılı ilallah olamaz. Allah Teala rızasına kendisi kavuşamadığı gibi ona tabi olanlar da kavuşamaz. Edepsiz onlar yani. Konuşması edepsizdir, oturması edepsizdir. Benim en çok mesela ağrıma giden, açık oturumlar oluyor ya televizyonlarda. Hı hı. Tamam, biz de televizyon şey yapıyoruz. Bakıyor, ayak üstüne atıyor, neredeyse ayakkabı numarasını okutturacak. Yüzlerce, binlerce kişi o anda seyrediyor. Ya o kimselere karşı saygısızlıktır ve edepsizliktir bu. Efendim benim niyetim, bu niyet kurtarmaz. Bu niyet, hani orada o niyet onu kurtarmaz. Dolayısıyla... Bir kimse oturmasından, konuşmasından, insanlarla görüşürken hitabından, yaptığı davranışlardan, alışverişlerden
hepsinden edepli mi, edepsiz mi açığa çıkar. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri açık, net bir ifade kullanmışlar. İnsan iki şeyden birinin kuludur, üçüncüsü yok. Yani nefsine tabidir, nefsi de kötülükleri de bozdur. Bu adamdan aynı şekilde konuşması, bakması, ondan sonra hareketleri hep böyle rahatsız edicidir. Bu edepsizdir. Birisi de Allah-u Teala'nın kuludur. Ondan da aynı şekilde konuşmasında, bakmasında, yüzünden tebessüm eksik etmez. Bundan da aynı şekilde güzel haller zuhur eder. Hadise bundan ibarettir. Herkes otursun. Ben Allah-u Teala'nın kulu muyum, nefsimin kulu muyum? Hadise bundan ibarettir. Evet. Efendim dediğiniz gibi yani uzar gider birçok şey anlatılır bununla alakalı ama suallerimizi de artık arzu ederseniz geçelim. İlk sualimiz şöyle, bir hanım izleyicimiz demiş ki dışarı çıkarken pantolon giyiyorum, kot giyiyorum ama namaz vakti geldiğinde yanımda namaz eteği var, muhtemelen taşıyor namaz örtüsü ve başörtüsü. Namaz eteğimi pantolonumun ya da kotumun üzerine giydiğinde namazım olur mu? Olur. Namaz olur. Ha, tebrik ederiz yani onu düşünmüş. O bir hedeftir. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken. Çünkü Burak Bey, mesela bu erkeklerin bile giydiği pantolon, kitaplarda yazıyor. Bu mızrak değil, ne diyor? Frenk kıyafet diye. Frenk de Avrupalılara deniyor. Frenk kıyafeti, Frenk diye onlara deniyor. Hatta ben lise yıllarında okumuştum Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatırasını. Daha sonra bir daha okudum. Çok hoşuma gidiyordu Barbaros Hayrettin Paşa'nın. İşte kendi Leventlerinden Turgut Reis. Venekler'e esir düşmüş. Bir gün sabah namazı vakti Venedik'in önüne gemileri dizmiş ve toplarda çevirmiş. Apar topar demişler, hani ne emredersin? Çünkü yıkacak orayı. Diyor ki Turgut'um verin bana. Apar topar şey yapıyor. Turgut Reis diyor ki onlar baba derlermiş. Onların hem komutanı hem reisleri hem babaları hem aynı zamanda rehberleri, biliyor musun? Keramet sahibi birisidir Barbaros Hayrettin Paşa. Diyor ki baba değer miydi diyor yani bir benim için. Orada bir söz söylüyor. Vallahi diyor senin için diyor Frankistan'ı yakarım. Frankistan dedi Avrupa ya. Frankistan'ı yakarım diyor. Frankistan'ı yakarım. Onun için bunlar Frank kıyafeti. Bunun için de mesela kitaplarda falan anlatılırken buyuruyor ki erkeklerin bile dar pantolon giymesi. Çünkü vücut uzuvlarını belli ediyor. Vücut uzuvlarını belli ediyor. Bununla namaz kılması mekruhtur diye geçiyor, biliyor musun? Edepsizlik yani. Yani Allah Teala belli bir şey emretmiştir. Belli bir şey emretmiştir. Sen onu çiğniyorsun. Yani Seyyid Abdülhakim Arvazi'nin buyurduğu, sınırı geçiyorsun arkadaş. Haddini bilmiyorsun. Sınırı bilmiyorsun. Sınırı geçen kimse edepsizdir. Ne olacakmış canım falan. Ha böyle başladın mı senin hepsinin kölesisin arkadaş. Ama dersen ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ne buyurmuş bu konuda? Ehl-i Sünnet alimleri nasıl geçirmiş kitaplarını yazmışlar falan. Benim bu yaptığım yanlış mı? O zaman bu kimse gayretlidir, hareketlerini de düzeltir. Evet. Efendim izleyicilerimizden bir tanesi diyor ki namaz, özür dilerim, bu bir önceki sualini aktarayım. Çalışmak ibadet midir? Direkt bu suali sormuş. İbadet çalışmak mi? İbadet midir? Çalışmak ibadettir ama namaz orucu terk etmek demek değildir bu. Çok kimse efendim çalışmak da ibadet canım falan. Öyle değildir o. Çalışmak ibadet, namaz ibadet, oruç ibadet, bunların hepsi emirdir. Birini yaptım hepsi oldu. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hem çalışacaksın helalden. Çoluğun çocuğun nafakasını helalden temin edeceksin. Hem de çalışırken eğer namazını kılmıyorsan bu çalışmak aynı şekilde ibadet olmaktan çıkar. Seni günaha, isyana sürükler. Haram olan şeylere sürükler. Yani kazancının bereketi gider. Arkasına aynı şekilde hile yapmaya başlarsın. Yalan söylemeye başlarsın. Ve dolayısıyla kazancını da haram hale getirirsin. Ve haram nesneleri yediğin zaman o haram nesneler vücuda girdiğinde bir enerji meydana getiriyor. O enerjiyle, haram yiyeceklerden meydana gelen enerjiyle insan Allah-u Teala'yı hatırlayamaz. İnsan Allah-u Teala. Bugün mesela böyle mevki makam sahibidir, para sahibidir, oturdukları zaman para konuşur, bilmem ne konuşur, yemek konuşur, bilmem ne konuşur falan. Ölüm dediğin zaman renkleri gider. Niye? Halbuki Allah Teala ezelde takdir etmiş, herkes ölümü tadacak. Ölümden korkuyor. Niye korkuyor? Hatta bunu birçok ehl-i sünnet alimlerine buymuşlar. İnsanlar ölümden, ölmekten niye korkar? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne sormuşlar talebeleri. Hepsinin ortak verdiği cevap. İnsan mamur yerden harap yere gitmek istemez. Bunlar dünyasını mamur etmiş. Ahiret harap. Orası felaket onun için şimdi. Onun için oraya gitmek istemez. E peki evliya-i kiram da ölmek ister. Onlar da ahireti mamur etmiş. Tamam mı? Sevdiğine kavuşmak ister. Tabii onlar da ahireti mamur etmişler.
Dolayısıyla onlar da oraya gitmek ister. Şimdi konu konuyu açıyor ama neyse gönlüme geldi anlatayım. Tabii efendim. Tabii. Bir gün rengi zenci, uzun böyle pehlivan yapılı birisi Peygamber Medine-i Münevvere'ye geliyor. Kimi kimsesi yok. Duymuş. Geliyor bakıyor. Peygamber Efendimiz eshabıyla oturuyor. Diyor ki hanginiz peygamber? Resulullah Efendimiz benim diyor. Ne istiyorsun? Peygamberimiz anlatınca bu diyor güler yüz, tatlıdır, tatlı dilin sahibi yalancı olamaz. İman ediyor. Peygamberimiz de hoşuna gidiyor. Onun o hali, şeyi böyle canlı, heyecanlı falan, samimi olması hoşuna gidiyor. Diyor ki kendisi de hani zenci olması bile, Allah rahmet eylesin, Emen abiyle çikolata derdi onlara, tamam siyah demezdi. Gönlünde diyor böyle diyor hani dünyada olmasını istediğim bir şey var mı? Diyor ki ya Resulallah ana baba yok. Hani diyor beyaz bir kızla evlenmek isterdim. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram'dan bizatın bir kızı varmış. İsmi Cemile. İsmi gibi kendisi de güzelmiş. Git diyor benim selamımı söyle kızını sana versin buyuruyor. Bu da çıkıyor. Doğru gidiyor. Uzun boylu böyle kapıyı çalıyor. O zat kapıyı açıyor. Buyurun diyor falan. Beni Resulullah Efendimiz gönderdi diyor. Sizin diyor kızınız varmış diyor. Git kızını iste sana versin dedi. Ben diyor bunun için geldim kapınıza. Şimdi bir bakıyor bir de kızını düşünüyor falan. Bir de ben sorayım diyor Resulullah Efendimiz. Peki diyor o hiçbir şey düşünmüyor. Art niyet falan yok. Geri dönüyor. Kızı duymuş bunu. Babasına diyor ki babacığım diyor hemen diyor ikaz gelmeden koş ben razıyım. Git verdim de. Geliyor tam Mescid-i Nebi'nin kapısından girerken Resulullah Efendimiz bakmış haline. Hemen celallenmiş Resulullah Efendimiz biraz. Ne oldu diyor. Ya Resulallah size soracak derken yetişmiş. Ya Resulallah verdim kızı diyor. Peki diyor hemen nikah hakkı yapılıyor. O anda da savaş ilan edilmiş, cihat ilan edilmiş. Bunun da parası pul olmadığı için düğün için lazım olacak. Ashab-ı Kiram'dan bazıları buna bir para vermişler. Git demişler çarşıdan al. Tam çarşıya gitmiş daha bir şey almamış. Derken tellallar bağırıyor falan. Resulullah Efendimiz işte falan yere asker gönderecek, cihat olacak falan. Bu yeni geldi ya bilmiyor. Diyor ki o cihat dediğiniz ne diyor? Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına aynı şekilde anlatmak için. Eğer kabul ederlerse ne ala, kabul etmezlerse kılıçlar konuşacak. Peki diyor bunun neticesi şehit olur. Şehit olunca ne olur diyor. Cennet diyor. Cennet nasıl bir yer diyor. Cennette akla hayale gelmeyecek nimetler var diyor. De orada diyor Allah-u Teala ona hizmet edecek huriler de yaratmış. Huriler nasıl bir varlık? Dünyada onlar gibi güzel olan yok. Bir düşünüyor. Ne diyor ben bir tane beyaz kız alacaktım diyor. Orada diyor Allah-u Teala diyor bunlardan daha güzelini verecekmiş diyor. Elindekiyle at kılıncı almış orada hareket etmiş bu da takılmış. Resulullah Efendimiz görmüş bunu. Buyuruyor ki bu yaralanıp da düştüğü zaman haberim olsun. Hakikaten çok güzel aynı şekilde dövüşmüş yaralanmış. Haber veriyorlar. Geliyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun başını dizine almış. O anda böyle yüzüne bakmış ağlamış Resulullah Efendimiz. Ondan sonra bir müddet sonra tebessüm ediyor başını çeviriyor ruhunu teslim ediyor. Definden sonra Ashab-ı Kiram'dan birisi sormuş. Ya Resulallah önce ağladın. Sonra güldünüz, sonra başınızı çevirdiniz. Ne oldu buyuruyorlar. Niye öyle yaptınız? Buyuruyorlar ağladım. Dünyada bir arzusu vardı gerçekleşmedi. Güldüm. Allah-u Teala'nın cennette ona vereceği huriler geldi. Hadi gidelim diyor. O da utandı. Ya Resulullah Efendimiz var ayıp oluyor diyor. Ayıp oluyor falan. Başımı çevirdim aldılar götürdüler buyuruyorlar. Aldılar götürdüler. Şimdi İnsan samimi olunca kime karşı? Sahibine karşı ya. Allah-u Teala'ya karşı. Şimdi bırak be ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Biz bizi izleyenlerin hepsini kandırırız. Onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırabiliriz. Ha biz de deriz ki üstü zannederiz. Niyeti böyleymiş falan. Ama ben bilemem ki senin niyetini. Sen de benimkini bilemezsin. Ama Allah-u Teala hepimizin niyetini bilir. Samimi olup olmadığımızı bilir. Samimiysen ya bir tane hadise anlatıyor kitaplarda. Böyle zaman zaman hep hatırıma geliyor anlatıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Adamcağızın merkebi kaybolmuş. Ara bir tap düşmüş bulamamış falan. Olsa bir teyemmüm yapmış. Neyse suyu var abdest alıyor. Namaz kılıyor. Namazdan sonra secdeye kapanmış. Bak secdede söylediği laf. Ya Rabbi diyor ben senin Rabbinim sen benim kulumsun. Ya bu zahire küfür biliyor musun? Ama bu... Gönlünden öyle demiyor. Ama dili sürçmüş yorgunluktan. He. Ben diyor senin Rabbiniyim, sen benim kulumsun. Şu diyor benim merkebi gönderiver. O böyle derken merkep anadolu çıkıp geliyor. Ha. Kitaplarda yazıyor bu. Tamam mı? Niye? Yani onun dilinden çıkana değil, kalbindekine baktı Allah-u Teala. Samimi miydi? Evet, samimi istedi. Allah-u Teala da yarattı mı? Yarattı tabii. Cenab-ı Hak yaratır. Yani hani bazen diyorlar, efendim işte şu duayı ben okudum ama bir faydasını göremedim de falan. Arkadaşım, önce kendini sorgula ya.
Önce kendini sorgula. Niye aynı şekilde duaya kabahat buluyorsun, bilmeyen kabahat buluyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan. İlle o duayı okuman da şart değil. Gerçekten sen samimiysen, aç elde. Hastaysan ya Rabbi bana şifa ihsan eyle. Sevdiklerin hatırı hürmetine diyerek de dua et. Yani başka bir şey okumana da gerek yok. Çünkü Allah-u Teala seni görüyor, işitiyor, kalbini de biliyor. Sen samimiysen Allah-u Teala'dan ne talep edersen et, Cenab-ı Hak verir mi? Verir. Bir hadise anlatayım da. Tabii. Şimdi vaktiyle bir imam efendi bir kasabada, kasabanın ortasından böyle bir dere, nehir geçiyor. Karşı taraftakiler bir köprü var yukarıda, o köprüden geçiyor falan. İmam efendi bir gün anlatıyor, coşmuş böyle besmelenin faziletini. Öyle bir şey yapmış, kitaplarda var. Onlar da şey yapıyor, o anda da heyecanlanıyor. Diyor ki, besmeleyi çek, suyun üstüne bas git diyor. Aynı şekilde beton gibi, tahta gibi olur su. Karşı taraftan gelen vatandaşın, müminin birisi, Allah Allah diyor. Ya ben diyor, ta köprüyü dolaşıyordum diyor. Camiden çıkıyor, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Basıyor, sudan geçip gidiyor, dümdüz. Yol gibi. Artık yol kısalmış. Böyle suyun üstünden besmeleyi çekip geçiyor, gidiyor. Namaz kılıyor, dönüyor tekrar. Bir gün hanım bana demiş ki, ya demiş, hoca efendi bizim yolu kısalttı. Bir demiş yemeğe çağırsak bunu. Ya olur demiş falan. Geliyor ikindi vakti demiş hocam bu akşam müsait misiniz? Bizim evde bir çorba içsek olur diyor falan. Akşam namazını beraber kılıyorlar. Camiden çıkıyor hoca efendi köprüye yöneliyor. bu da saf temiz. Hocam buyur diyor. Ya nereden buyuracağız? Sudan. diyor köprü yukarıda. Siz dediniz ya diyor besmele çekince işte. Vallahi diyor tamam dedim. İnanıyorum ama senin kadar değilim. Sen oradan geçme köprüden geç. Adamcağız demek ki birkaç zaman oradan gitmiş gelmiş. Evet, oradan geçiyor. Besmele'yi çekiyor geçiyor. Yani yaratan Cenab-ı Hak. Su da onun mahluku. Mesela şu saatte bir dedi ben bir şey okurken dikkatimi çekti. Bazı maddeleri anlatırken orada deniyor ki ateş evet yakma özelliğine sahiptir. Ama ateşe yakma gücünü veren Cenab-ı Hak'tır. Ateş kendiliğinden yakamaz. Eğer ateşin kendiliğinden yakma gücü olsaydı İbrahim Aleyhisselam'ı yakardı. Allah-u Teala ateşe dedik. Nereden selama dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Soğuk ol dedi. Ateş durdu. Hatta cehennemde Müslümanlardan cehenneme girecek olanlar cehennemin yedinci takvasında en üstünde kalacaklar. O kafirler küfürlerine doğru ta aşağıya doğru birinci kata kadar bodrum katına kadar iniyor. Her kat indikte de azabı şiddetlidir buyuruyor. O yedinci tabakada kalanlar cezalarını çektikten sonra onlar cennete gidecekler. Orada cennete gidecekler. Mesela onlara da ateş geliyor falan. Fakat ateş gelirken oradaki müminler La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a ateş geri kaçıyor. Ve cehennemin vekili olan Malik diyor ki niye çekiliyorsun ateşe, niye çekiliyorsun? Onlar diyor La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Bana diyor Rabbim yasak etti. Kalbinde yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye imanı olana benim diyor gücüm yetmez onları yapmaya. Onlara gücüm yetmez. Yani ateşe bile yakma gücünü veren Cenab-ı Hak. Bizi de konuşma gücünü veren kim? Yani o. Görme gücünü veren kim? O. İşitme gücünü veren kim? O. Benim en çok dikkatimi çeken şey ya dedim, bazen düşünüyorum. Hakikaten din büyükleri de buyuruyorlar. İç organlarımı düşünüyorum. Kalbimi, böbreklerimi, midemi. Düşünürken mesela diyorum ki bazen hatırıma geliyor. Ya dese ki Osman Ünlü bak yıllardır kalp olarak kalbine senin vücudun her tarafına kan pompalıyor. Yoruldum ya. Ben şöyle bir haftalık bir tatile gidiyorum dese. Yani bir hafta bile fazla. Bir hafta bile fazla ya. Yani bir saat dursun. Üç dakika dursa, beş dakika dursa. Bir kaynule yapayım dese de. Evet efendim. Efendim iki dakika kaldı aşağı yukarı. Bu çalışmak ibadet midir diye sual soran izleyicimiz aynı zamanda kitap dağıtmak istiyorum. Ne yapabilirim diyor. İBAN numarası atar mısınız demiş ama ya burada bunu atamayız ya da söyleyemeyiz şu anda. Nasıl ulaşabilir bu kitaplardan dağıtmak isteyen izleyicilerimiz var? Efendim Hakikat Kitabevi'ne direkt ulaşabilir. Dilerim ki orasını bulamadı, edemedi. Mesela biz her gün cumartesi pazar hariç TGRT'ye geliyoruz TGRT'ye. TGRT'ye ulaşırsa kendisine yönlendirilir. TGRT'nin genel numarasını arayarak böyle böyle yapmak istiyorum dediği zaman. Bir de bir diğer izleyicimiz de İhlas Vakfı'na zekat verebiliyor muyuz demiş mesela. Tabii. İnternet sitesinden ulaşabilirler. Tabii internet sitesinden ulaşıyor. Yani çok düzgün bir şekilde site yaptı İhlas Vakfı. Oraya giriyorsun. Zekat yazılan yere giriyorsun. Orada aynı şekilde onun altında devrini yapacak olanlar olduğu için orada zaten sana yol gösteriyor. Tıkladığın zaman kimler vekil olacak? Onlar çıkıyor. Onları sen okuyorsun. Diyorsun vekil ettim.
Ne kadar göndereceksen onu da yapıyorsun. Adını soyadını yazıyorsun. Telefonunu yazıp tıklıyorsun. Parayı da gönderiyorsun. Geride o işte vazifeli olanlar hemen açıyor bakıyor. Ha Osman Ünlü zekatmış bizi vekil etti. Altında devrini yapıyorlar ve kullanıyorlar. Evet efendim. Ben de aslında açmıştım İhlas Vakfı'nın sayfası. Yani direkt araba motoruna İhlas Vakfı bile yazsalar hem vakfın sayfası çıkıyor hem telefon numaraları çıkıyor. Oradan ulaşabilirler. Zekatlarını, fitrelerini. Şimdi bizi de zaman zaman arıyorlar falan. Bu arada efendim çok az vaktimiz yani 30 saniye süremiz kaldı. Şimdi bazen mesela kopyalıyor, dolandırıcılar oluyor ya. Ya öyle durumlarda o telefonu şey yaptığın zaman açarsın. Ya burada böyle aynı çekti site var. Gerçekten sizin mi? Hani çünkü insanlar artık ürktü. Doğru. Dolandırın diyor. Sizin mi? Yani o şeyi de emin olsun. Çünkü tereddüt ediyor insanlar. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim böylece Sahur Vakti programının da sonuna gelmiş olduk. Saatlerimiz de artık 5.01'i gösteriyor. İstanbul için imsak vaktiyle beraber programımızı noktalamış oluyoruz.